hukuksuz kararının iptali için Danıştay'a başvuruda bulundu. Yürütmenin durdurulması kararını beklerken 30 Nisan 2021'de resmi gazetede ikinci bir Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Kararda İstanbul Sözleşmesi'nin fesih tarihinin 1 Temmuz olduğu belirtildi. Bu karar açıkça yargıya talimat niteliğindedir. Nitekim Danıştay 1 Haziran 2021 tarihinde açtığımız davaya yönelik idarenin savunması alındıktan sonra inceleme gerektiğini hükmetti. Kadınlar için hayati öneme sahip İstanbul Sözleşmesi konusunda Danıştay'ın savunma almak için bile 2 ay beklediği böylece ortaya çıkmış oldu. İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesine ve referandumda mühürsüz oy pusulalarının kabul edilmesine evet diyen dönemin Yüksek Seçim Kurulu üyesi, bugünün Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'e sesleniyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin fesline ilişkin tek cümleli kararda ne bir gerekçe ne de bir açıklama bulunuyor. 1 Temmuz'a sayılı günler kaldı. Acilen hukukun üstünlüğünü gösteren bir karar alın. Meclisteki tüm partilerin oy birliğiyle kanunlaşan İstanbul Sözleşmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi yok sayılarak feshedilemez. Anayasaya açıkça aykırı olan bu kararı derhal iptal edin. Danıştay bu hukuksuzluğa dur demek için daha neyi bekliyor? Kadınlar her gün katledilirken, şiddete uğrarken, böylesine önemli bir davayı rutin bir dava gibi ele alamazsınız. İnsan haklarıyla ilgili bir davada her dakika çok değerlidir. Siz ise 63 gün sonra ancak savunma istemeye karar verebildiniz. 1 Temmuz geçtikten sonra karar verseniz ne olacak? Üstelik bu karar hukuka aykırılık yönünde olursa uluslararası bir skandala imza atmış olacaksınız. Davayı yürütüş şeklinizden talimata boyun eğdiğiniz anlaşılıyor. Bir çağrı da Venedik Komisyonu'na yapıyoruz. Fesih kararının yürürlüğe girmesi için açıklanan 1 Temmuz tarihi ertelenmelidir. Çünkü Türkiye'de tek adam rejiminin talimatı ile işleyen hukuk sistemi ağır ve hantal. Danıştay'a yaptığımız başvuru henüz sonuçlanmadı. Savunma için 2 ay bekleyen Danıştay'ın fesih kararı yürürlüğe girene kadar karar mekanizmasını çalıştırmayacağı görülüyor. Bu nedenle fesih kararının yürürlüğe giriş tarihi iç hukuk yolları tükenene kadar ertelenmelidir.